Sevgili izleyiciler, İstanbul herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında ülkemizin sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul'un hakikaten bir sıkıntı yaşamamasını canı gönülden arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin göbeği İstanbul, ekonomisi, tarımı, sanayisi, her şeyi İstanbul'da olduğu için İstanbul'un Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu ve işte Türkiye'nin mozaiği olduğunu defalarca duymuşuzdur, konuşmuşuzdur, söyleşilerimizde dile getirmişizdir bunları. Dolayısıyla İstanbul herhangi bir olumsuzluk yaşadığında, İstanbul iyi yönetilmediğinde hepimizin ciddi sıkıntılar yaşadığı kaçınılmaz bir gerçektir. Sevgili izleyiciler, yine bölgemizle ilgili gelişmeler var, ekonomik koşullarla ilgili haberler var. Haber ağımız yine olduğu gibi güçlü, birbirinden önemli haberleri sizlere aktaracağız. Van Gölü TV ana haber farkıyla. Her zaman olduğu gibi haberimiz başlarken bütün Van insanından, Van halkından, dostlarımızdan nerede bir haber varsa, haber değeri taşıdığına inandığınız görüntüler varsa, düşünceler varsa bizlerle paylaşmanızı, WhatsApp'larımızdan bizlere atmanızı sizlerden rica ediyoruz. Böyle bir beklenti içinde olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum sevgili izleyiciler. Biz şehrimizin, bölgemizin, özellikle ilimiz Van'ımızın her bir köşesinde, her bir ucra köşesinde, bir bucağında neler olup bittiğini kamuoyuyla paylaşmaya gayret ediyoruz. Her gün farklı haberlerle karşınızda olmaya da gayret ediyoruz değerli izleyiciler. Türkiye'de elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları başta olmak üzere tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışı esnafın belini bükmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. İşlettikleri dükkanın camına COVID-19'a değil elektrik faturasına yenildik. Devren kiralık yazısı asan esnaf elektrik faturasına tepki gösterdi. Zamlardan dert yanan esnaflar yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları başta olmak üzere tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışı esnafın belini büktü. Pandemi sürecinde zor günler geçiren elektrikte kademeli tarife uygulamasıyla faturaları katlanan esnaf, elektrik zamlarının zorda bıraktığını söylüyor. Esnaf, hükümetten sorunun çözülmesini bekliyor. Esnaf, 14 günlük elektrik faturasını 1720 lira gelince kafelerini kapatma kararı aldı. İşlettikleri dükkanın camına COVID-19 değil elektrik faturasına yenildik. Devren kiralık yazısı asan esnaf elektrik faturasına tepki gösterdi. Pandemi sürecinde yeterli destek alamadıklarını söyleyen esnaflar 2 yıl boyunca pandemiyle savaştık. Galip geldiğimizi düşünüyorduk ama son elektrik faturasını görünce şok olduk. Biz de COVID-19'a yenilmedik. Elektrik faturasına yenildik diye yazı astık. Her ay her gün gelen toptancılar hepsi en az %20, 40, 80, 90'lara varan zamlar yaptılar. Her gün artıyor. Takip edemiyoruz. Haftada bir menüyü değiştiriyoruz. Vatandaşı da düşünmek zorundayız. Biz zam yapamıyoruz ama toptancılar yapıyor. Çaresiz kaldık diye konuştular. Sadece elektrik faturasının değil, tüm girdi maliyetlerinin arttığını dile getiren esnaflar, elektrik maliyetlerinin en büyüğü %150 zam nedir? Kim karşılayabilir bunu? Kontrol lazım, destek çıkılması lazım, kimse bu halimizi görmüyor dedi. Zamlardan dert yanan esnaflar yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor. Hala zamların etkisi toplum üzerinde çok ciddi sıkıntı oluşturuyor, baskı oluşturuyor ve hükümetten bu konuda beklentiler var. Tabii ki hükümetin konuyla ilgili sevindirici ileriye dönük açıklamaları var. Yakın zamanda farklı ekonomik paketlerin açıklanacağı, zamlara karşı çok ciddi önlemler alınacağı ve indirimler yaşanacağına dair açıklamalar geliyor. Ama bunun realiteye yani hayata geçmesi için vatandaşın beklentisi var.